Merhaba arkadaşlar bu videoda size operondan bahsedeceğim. Operon 1960'larda Fransız bilim insanları Jacob, Louf ve Mono tarafından keşfedildi. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Keşfettikleri şeye verdikleri isim olan operon yönetmek anlamına geliyor. Operon çoğunlukla prokaryot hücrelerde örneğin bakterilerde bulunur. Ökaryotlarda da operonun varlığından bahsedebiliriz ama genellikle bakterilerde karşımıza çıkar. Operon teriminden yola çıkarak daha önce belki de hiç duymadığımız terimler de ortaya çıkmıştır. Regülon, modülon ve sitülon stimulon gibi. Stimulonlar bir uyaranı yöneten, uyarıcı görevi gören operonlardır. Evet, operonun yönetmek anlamına geldiği konusunda anlaştıysak hemen devam edelim. Yukarıda adı geçen Fransız bilim insanlarının keşfettiği ise lak operonuydu. E. coli bakterisini diğer adıyla coli basilini inceliyorlardı. Lak operonu E. coli bakterisinin laktozu parçalamasına yardımcı olan mekanizmadır. Laktozun bir disakkarit olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? İnsan bağırsaklarında yaşayan bir bakteri, insanların yediği her şeyi yiyebilir. Başka bir de işte insanların yedikleri sindirim sisteminde ilerlerken bu bakterinin de kendini yenilenlere göre ayarlaması yani şeker yenildiyse şekeri, protein yenildiyse de proteini parçalaması gerekir. Yenilen şey eğer bir disakkarit ise bunu hücre içine alıp kimyasal olarak sindirmeleri gerektiğini ve bunu yapmak için de lak operonunu kullandıklarını hemen ekleyelim. Ekranda Pråk'a ait bir resim var ama sizin de bildiğiniz gibi Pråk bu şekilde yazılmıyor. Bunu neden gösterdiğimi merak ediyorsanız bu benim operonu oluşturan şeyleri hatırlama yöntemim. Promotör, represör, operatör ve genler. Evet, isterseniz siz de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bakteriler farklı görevleri gerçekleştirmek üzere kullandıkları farklı genlere sahipler. DNA üzerinde ilerlemeye başlar ve mesajcı RNA'lar ile protein sentezini başlatır. Genlerin yan yana dizildiklerini söyledik. Lac operonunda ise genlerin dışında bir promotör bulunur. Bu adından da anlaşılacağı gibi, RNA polimerazın DNA'ya bağlanacağı yeri belirler. Promotörün yanındaki operatörü ise bir elektrik anahtarı ya da düğmesi gibi düşünebilirsiniz. Bunların dışında bir de represörden bahsetmemiz gerekiyor. Evet, lak opero, operonu yani işte bundan, yani progdan ibarettir. Promotör, represör, operatör ve genler. Lak operonunun laktozu parçalamaya yardımcı olduğundan bahsetmiştik. Laktoz aslında buna benzeyen bir moleküldür ama videoda laktozu buradaki minik beşgenle göstereceğiz. Şimdi bu ortama laktoz girdiğini düşünelim. Bana lac operonunun ne yapacağını söyleyebilir misiniz? Tabii ki bu laktozun icabına bakacak. Laktoz molekülleri bu şekilde etrafta dolaşırken bir tanesi birden bire represöre denk gelecek. Represörün şeklini değiştirecek. Bu noktada promotör, operatör ve genlerin bakteri DNA'sının bir parçası olduğunu ve represörün bunlardan biraz farklı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Represör DNA'nın farklı bir noktasından gelen bir proteindir. Operondan sonra aşağı akış ya da yukarı akış bölgesinde düzenleyici bir dizi bulunacaktır ve represörü oluşturan da işte budur. Represör, operatör Operatöre düzgün bir biçimde bağlanırken laktozun bağlanması sonucu şekli değişir ve bu sayede de promotör RNA polimerazın bağlanmasına izin verir. RNA polimeraz da DNA üzerinde kayarak mesajcı RNA ve laktozu parçalayacak proteinlerin sentezini başlatır. Laktozun hepsi parçalandığında ise represör orijinal şekline geri döner ve bu sayede de represör operatöre bağlanabilir. Ortamda laktoz olmadığında represörün aktive olup operatöre bağlandığını yani operatörün kapalı konumda olduğunu düşüne bilirsiniz. RNA polimeraz bu durumda DNA üzerinde ilerleyemez ve genleri kodlayamaz. Bundan sonra eğer ortama yeniden laktoz verilirse laktoz represöre bağlanır, represörün şeklini değiştirir ve RNA polimeraz da genleri kodlayabilir. Bu videonun sonunda bunları biraz daha detaylı bir şekilde görebileceğiz. Bir simülasyon olacak ama bundan önce bir de trp operonundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Aslına bakarsanız trp operonu bunun tam tersini yapar. TRP P-operonu bakterilerin triptofan eksikliği için kullandıkları bir mekanizmadır. Triptofan, protein üretiminde kullanılan 20 temel aminoasitten biridir. TRP operonu ise ortamda triptofan olmadığında bakterinin triptofan üretmesine yardımcı olur. Triptofanı kümes hayvanlarından ya da sütten alabiliriz. Ama bakteriler en azından bizim bağırsaklarımızda yaşayanlar istedikleri şeyi istedikleri zaman yiyemeyecekleri için ihtiyaçları olduğunda triptofan üretebilmeleri için bir mekanizmaya sahip olmaları şarttır. Az önce de söylediğim gibi bu mekanizmanın adı TRP operonu. TRP operonu için de PROG formülünü yani promotör, represör, operatör ve genleri aklınızda tutabilirsiniz. Triptofanı kümes hayvanlarından ya da sütten alabiliriz ama bakteriler en azından bizim bağırsaklarımızda yaşayanlar istedikleri şeyi istedikleri zaman yiyemeyecekleri için İhtiyaçları olduğunda triptofan üretebilmeleri için bir mekanizmaya sahip olmaları şarttır. Az önce de söylediğim gibi bu mekanizmanın adı TRP operonu. TRP operonu içinde prog, progu yani promotör, res, e, represör, operatör ve genleri yine aklınızda tutabilirsiniz. Triptofanı da buradaki sarı beş genlerle göstereceğiz. Ortamda triptofan olduğunda triptofan represöre bağlanır. Represörün şeklini değiştirerek represörün operatöre bağlanmasını sağlar. Başka bir de işte, ortamda triptofan bulunduğu için bakterinin triptofan üretmesine gerek yoktur ve triptofanın represöre bağlanması sonucu operatör kapalı konuma geçer. Ortamda triptofan kalmadığında ise, örneğin içinde triptofan olmayan bir şeyler yediğimizi düşünelim, bu bakteri için her şeyin bittiği anlamına gelmez. Çünkü bakteri represörün şeklini değiştirecek bir mekanizmaya sahiptir ve represörün şekli değişince RNA polimeraz, DNA üzerinde ilerleyerek genleri kodlar. Bu genlerde triptofan üretimini sağlarlar. Bunun muhteşem bir geri bildirim döngüsü olduğunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Lac operonunda laktoz yıkımı gerçekleşmesi gerektiğinde operatör açık konuma geliyor. trp operonunda ise ortamda triptofan kalmadığında triptofan üretimi gerçekleşiyor. Bu noktada operonun çalışma prensibini anlamak için bir bilim insanı gibi değil de bir mühendis gibi düşünmek gerektiğini de eklemek istiyorum. Ortada çözmemiz gereken bir problem var ve bu problemi çözmenin en iyi yollarından biri de operon. Şimdi de size bahsettiğim simülasyonu göstermek istiyorum. Bu bir FET simülasyonu ve ekranda gördüğünüz adresi video açıklamasında bulabilirsiniz. Bu operonların çalışma prensibini anlamak için güzel bir yol. Simülasyonu izleyen çoğu kişi de faydalı olduğunu söylüyor. Ekranda bir lac operonu var. Basitleştirmek adına 3 gen yerine sadece bir tane gen üzerinden ilerleyeceğiz simülasyonu izleyelim ve neyin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Ya da bir saniye göstergeleri ekrana getirirsem daha kolay olacağını düşünüyorum. Evet bu RNA polimeraz. Ekranda hoplayıp duruyor ve moleküler hareketin de aslında buna benzer olduğunu söyleyebiliriz. Burayı incelersek bir bakalım. Bana operonun nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? E, bu mu? Bu mu yoksa bu mu? Nerede? E doğru cevap burası. Çünkü bunun bir promotörü var. Hemen yerleştirelim. Bir operatörü yani elektrik düğmesi var. Onu da koyalım. E bir de lacZ geni var. Peki ya burada gördüğümüz tam olarak nedir? Operon değil ama bir başka düzenleyici dizi olacak. Bu laktozu parçalayacak bir enzim sentezlemesini sağlayacak. Peki ama buradaki RNA polimeraz ne yapacak dersiniz? Doğru. O da bir mesajcı RNA yapacak ama bu mesajcı RNA bir represör üretiminde kullanılacak. Bu sayede operonun dördüncü üyesini de elde etmiş olduk. Promotör burada, represör ve operatör burada ve lak Z geni de burada. Her şey hazır ama RNA polimeraz yolunda represör olduğu için DNA üzerinde ilerleyemiyor. Bu da operatörün kapalı olduğu yani ortama laktoz girmeden bu genleri kodlayamayacağımız anlamına geliyor. O halde ortama hemen laktoz ekleyelim. Hadi bakalım evet işte geldiler laktozları ekliyoruz. Şimdi bakalım neler olacak? Simülasyonu şimdi arkadaşlar biraz hızlandıracağım. Evet şimdi de bakalım laktoz represöre bağlandı ve represörün şekli değişti. Bakın görüyorsunuz değil mi? İşte bakın burada da bir tane var. Evet laktoz represöre bağlandığında represör operatörden ayrılıyor. Şimdi gördük evet böylece ayrılmış oldu. Devam ettirelim. RNA polimeraz DNA üzerinde kayıyor, bir protein sentezleniyor. Bu laktaz proteini ve laktaz laktozun sindirimini sağlar. Evet, gördüğünüz gibi sentezlenen laktazlar laktozları yutmaya başlıyorlar ve geriye sadece represöre bağlanmış olan laktozlar kalıyor. Sonuç olarak laktozun tamamı sindiriliyor. Represör yeniden operatöre bağlanıyor ve laktozu sindirecek protein sentezi de duruyor. Az önce de söylediğim gibi bu muhteşem bir geri bildirim döngüsü. Bakterilerin ortama laktoz girmeden önce laktozu parçalayacak proteini sentezlemelerinin önüne geçmiş oluyor. Operon yani genlerden ve genleri kontrol eden bir mekanizmadan oluşan gen paketi de işte bundan ibaret arkadaşlar. Böylece hepsini simülasyonumuzda görmüş olduk. Şimdi buradaki hareketleri izleyerek tekrar bunları görebilirsiniz. İşte operon böyle. Anladık değil mi? Umarım hepiniz için faydalı bir video olmuştur.